Kriptolarda en çok para herkesin bildiğinin aksine boğada değil ayda kazanılır. Şimdi bu cümleyle neyi kastediyorum? Birçok yatırımcı, siz de biliyorsunuz ki boğa dönemlerinde piyasaya girer. Aa, piyasa bütün coinler yükseliyor, ben yükseliş kaçırmayayım diye alım yapmaya başlarlar. Ancak bu piyasada olanlar çok iyi bilir ki bu aslında bir sat sinyalidir. Yani herkesin kriptoyu konuşması, herkesin kriptoya yatırım yapması bir sat sinyalidir. Çünkü geçmişte boğa dönemlerine baktığımızda aynen bu şekilde işledi. Onun için kriptoda en çok kazananlar genelde ayı sezonlarında ya da boğa sezonunun başlangıcında, yani piyasa düşükken alım yapanlar. Şimdi dostlar, bu videoda sizlerle benim 2023 portföyümü, elimde tuttuğum coinleri ve bu sene içerisinde ekleme yapacağım coinleri paylaşacağım. Biliyorsunuz geçen senelerde uzun bir düşüş yaşadık. Bunun sebebi koronadan sonra olan enflasyon sorunu. Bu enflasyon sorunu neticesinde Fed sürekli faiz artışlarına başladı. Zaten arkadaşlar önceki videolarda da bahsettik. Artık banka krizleri kapıda, birçok banka iflasın eşiğine geldi. Hatta bazıları battı. Ve ona artı olarak şuraya bastığımda arkadaşlar ABD TÜFE verilerine, yani enflasyon oranlarına. Şuna bakın, şurada %8.6'dan 9.1'den hani buralara kadar geldi, %5'e. Hani Fed'in amacı %2. Ancak arkadaşlar bu 2'ye hani kısa dönemde ulaşmak açıkçası birazcık zor. Onun için bence birazcık yumuşatacaklar. Faiz artırımı zaten herkesin beklediği gibi bundan sonra olmayacak. Şimdi bu Fed'in faiz artırımlarını durdurması bizim boğa için arkadaşlar beklediğimiz birinci şeydi. İkinci şey ise Bitcoin halving. Genelde arkadaşlar öteki boğa sezonlarını eğer tecrübe ettiyseniz ben size şöyle söyleyeyim. Bitcoin halvingden aşağı yukarı bir sene önce yükselişler başlar. Yani boğa sezonu başlar. Bitcoin halvingden sonra bu yükselişler iyice alevlenir. Bizim mega boğa dediğimiz olay gerçekleşir. Ve şimdi şöyle Google'a Bitcoin halving yazdığımda ise burada bir sonraki halvingin Nisan ya da Mayıs 2004 senesinde olacağı tahmin ediliyor. Şu anda da arkadaşlar Mayıs ayındayız. Yani önümüzde tam bir sene ya da bir seneden az bir zaman var. Hani bu da açıkçası bizim boğayı beklememizde ikinci şarttı. Şimdi onun için arkadaşlar benim görüşüme göre zaten biz düşüşten alım yaptık. Bu size paylaştığım 5. ya da 6. altcoin ya da portfolyo videosu olması gerekiyor. Hani bu dönemlerde de ben birazcık eklemeler yaptım. Bu videoda şimdi sizlere grup grup ayırdım. Bu coinleri elimde tuttuğum ve ekleme yapacağım coinleri sizle paylaşacağım. Birinci grup olmazsa olmazlar. Zaten eminim siz de birçok video izlemişsinizdir. Olmazsa olmaz. Hani en risksiz olanları seçerler. Hani burada Bitcoin ve Ethereum. Ancak arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Genelde insanlar şu tavsiyeyi verir ya da kendileri yatırımlarını şu yönde yapar. Yani portföyünün %50'sini Bitcoin'den, %70'ini Bitcoin'den, Ethereum'dan oluşturur. Kalan %30'u altcoin'lere dağıtar. Ancak arkadaşlar ben birazcık risk aldığım için ve diğer altcoin'lerin, sağlam altcoin'lerin ileride daha çok getiri sağlayacağını tahmin ettiğim için açıkçası Bitcoin elimde çok az var. Hani bundan daha fazla olarak tabii ki Ethereum tutuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünsek. Mesela bunu all dedim. Bakın arkadaşlar şurada 69 bine gelmişti. Burada 67 diyor. 67 ya da 69 bine gelmişti Bitcoin. Bu geçtiğimiz boğa dönemiydi arkadaşlar. Bundan bir önceki boğa dönemine baktığımızda ise tam şurada görüyorsunuz 19, yani 20 bin. Hani 20 binden 69 bin, hani bunu 60 bin desek bile arkadaşlar 3x, 3.5x yapmış. Yani bir önceki boğadaki all time high'ından bir sonraki boğadaki all time high'ına bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar hani 3x, 4x yapıyor genelde. Ethereum da aynı şekilde. Hani eğer biz bunu 2x'ten hesaplasak bile Bitcoin'in fiyatını bir dahaki all time high'da, boğanın yani en uç noktasında $140.000'larda görebiliriz. Bu da açıkçası buradan arkadaşlar tam 7x vesaire ediyor. Hani bu da inanılmaz bir kar. Dediğim gibi Ethereum de aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle all'a bastığımda bakın burada $4.700'lardan satıldı boğanın en tepe noktasında. Bir önceki boğanın tepe noktasında ise $1.200'lardan satıldı. Yani arada bayağı bir fark var. Hani buradan 2x yapsa bile, ki 3x ya da 4x de beklenebilir, all time high'dan bahsediyorum. Eğer buradan 2x yapsa bile Ethereum bir dahaki boğada $10.000'ı görebilir. Bence bu hiç zor bir hedef değil. İşlem kanalında da akmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Her gün işlemlerimiz giriyor. Hani mesela burada long giriyoruz, short giriyoruz. Giriş noktaları belli. Stop loss
Loss noktaları belli ve kar al yani işlemden çık noktaları belli. Arkadaşlar bizim bu VIP kanalına giriş tamamen ücretsizdir. Siz de gelebilirsiniz. Ancak bazı şartlarımız var. Ben aşağı arkadaşlar en başa bir link bırakacağım. O linkten sizin kayıt olmanız lazım. Vadeli cüzdanınıza bakiyenizi aktarmanız lazım. Daha sonra arkadaşlar Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Ve şöyle de bir kampanya var arkadaşlar. BitGet'le beraber bir kampanya yaptık. Zaten görüyorsunuz BitGet Tarık Bülent diye. Yeni kullanıcı hoş geldin kampanyası. $20 talep edin. Yani arkadaşlar bunları yaptıktan sonra çekilebilir $20 kazanıyorsunuz. Ödüller ne zaman dağıtılacak? Ödüller de 7 gün sonra dağıtılıyor arkadaşlar. Bakın 9 Mayıs'ta bitiyor ya, 7 gün sonra dağıtılıyor. Ve bunun üstüne arkadaşlar siz de bizim takımımıza geliyorsunuz. Yani bizim VIP işlem kanalında beraber işlemleri yapabiliyor. Onun için arkadaşlar hem bir fırsat var, hem bize katılırsınız, beraber trade yapabiliriz. Dediğim gibi aşağıda link var. Ve arkadaşlar burada analizlerimizi paylaştığımız bizim Kripto Kampı isminde bir de analiz grubumuz var. Buraya da dediğim gibi katılmak ücretsizdir. Neredeyse 7000 kişi var. Onun da linkini aşağı bırakıyorum. Oraya da katılın. Benim tuttuğum ikinci grup coinler ise arkadaşlar Layer 2 projeleri. Bunların başında da Polygon Matic geliyor. Zaten arkadaşlar senelerde size Polygon Matic'ten bahsediyorum. Ne kadar güçlü bir blockchain olduğundan. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunların web sitesine girdiğimde şu anda bizim kullandığımız Polygon POS, yani hani bir Layer 2 projesi, ancak bu Layer 1'e paralel olan bir Layer 1 projesi olarak görebiliriz. Şimdi bunların yeni bir tane betası çıktı arkadaşlar. Hani bundan da size eminim ki önceki videolarda bahsetmiştim. Polygon ZKEVM, bu Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine demek. Yani Ethereum'a Zero Knowledge'ı kullanarak arkadaşlar ölçeklendirebilirlik sorununu çözmek için bir destek blockchain olarak düşünebilirsiniz. Zaten bu ZK teknolojisini diğer farklı projelerde kullanıyor. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Onun için arkadaşlar bu grupta benim birinci coin'im Polygon. Bu da özellikle şu ZK EVM'den dolayı. Ve zaten arkadaşlar biliyorsunuz hani birçok anlaşma yaptılar. Birçok partnerlik yaptılar. Ayı döneminde bile. Ve ayı döneminde en stabil kalan, hani en güçlü kalan coinlerden birisi. Şuradan bakalım, görüyorsunuz Polygon. Şimdi arkadaşlar bu gruptaki benim ikinci Layer 2 coin'im ise Arbitrum. Arbitrum da aynı şekilde arkadaşlar Ethereum ölçeklendirebilirliği için çalışıyorlar. Şu anda arkadaşlar fiyatı 1.33 civarlarında. Hani bundan airdrop aldıysanız çok şanslısınız arkadaşlar. Eğer almadıysanız benim gibi hani cüzdanda tutmakta fayda var. Ben en son alımı 1.31'lerden yapmıştım. Şöyle son bir ayı gösterelim. 1.31'lerden, bakın şuralardan vesaire ya da şuralardan olması lazım, yapmıştım. Hani ancak bu Arbitrum'a kısa dönem bakmamak lazım. Çünkü arkadaşlar yeni bir Layer 2 blockchain'i ve arkadaşlar genelde yeni ortaya çıkan projeler bir sonraki boğada daha fazla iş yapabiliyor. Bunun gibi Layer 2 projesi olan arkadaşlar optimistic rollup'ları kullanan, aynı Arbitrum gibi Optimism de aynı şekilde arkadaşlar Ethereum'u daha ucuz ve daha hızlı bir hale getirmek için ortaya çıkmış bir Layer 2 blockchain. Optimism açıkçası benim de çok fazla yok. Ancak büyük bir sürpriz yapabilir diye gene de birazcık tutuyorum. Zaten Zero Knowledge'ın öneminden, gelecekte bayağı bir hype yapacağından size bahsetmiştim. Aynı Polygon'un ZK EVM teknolojisi gibi Zero Knowledge teknolojisini kullanan bir ağ var. Bunun ismi de arkadaşlar ZK Sync. Zaten bunun airdrop'una nasıl katılırsınız, nasıl airdrop alabilirsiniz, onun hakkında bir video çekmiştik. Onun için arkadaşlar airdrop alalım ya da almayalım, hani uygun bir yerden cüzdana eklenebilir. Bu da çok mantıksız olmaz. Ve benim elimde tuttuğum üçüncü grup ise Layer 1 projeleri, Layer 1 coinleri. Bunların ilki arkadaşlar bildiğiniz gibi airdropla, güzel bir airdropla gündeme gelen Aptos. Aptos arkadaşlar aynı Sue gibi, Sue ile beraber Move yazma dilini, Move dilini kullanarak yazılmış bir Layer 1 projesi. Move'un kullanılmasının bayağı bir avantajı var arkadaşlar. Zaten bu projeler bundan dolayı böyle çıkmış. Çünkü çok hızlı çalışıyorlar ve kolay bir yazma dili. Ve arkadaşlar geçen boğada biz Solana'nın yaptıklarını gördük. Yani Ethereum'a rakip bir Layer 1 projesi olarak meydana çıktı. Özellikle arkadaşlar bu NFT hype'ından sonra bayağı bir uçtu gitti. $260'lara vesaire çıktı. Hani Solana gibi arkadaşlar bir performans gösterebilir bu yeni Layer 1 projeleri. Onun için gayet önemlidir. Bunlardan birisi Aptos. Aptos zaten size $3-4'lardan bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam 2 videoda. Bazı arkadaşlar bana yazdı, oralardan alım yapmış.
onlara da tebrikler. Şimdi ikincisi arkadaşlar, Sioux. Biliyorsunuz Sioux bir ön satış yaptı. Herkes airdrop bekliyordu. Airdrop yapmamayı tercih ettiler. Ya buna neyi airdrop yaptı, yok ön satış yapılır mı bilmem ne diye tartışmayacağız. Şimdi aranızda eminim ki airdrop kazanan vardır. Hatta karını alan vardır. Ben de arkadaşlar hem whitelist'ten aldım Bybit'ten, hem de KuCoin'den de çıktı. 10 biletle katılmıştım. Oradan da aldım. Kendi açımdan söyleyeyim, 1.25'ten ben Bybit'ten gelen 1500 taneyi bozdurdum. Çünkü arkadaşlar benim toplam koyduğum para 1000 dolar KuCoin'e koydum. 10.000 taneyi alabilmek için. Ve 45 dolar da Bybit'e koymuştum. Biliyorsunuz bu whitelist'lere 0.03'ten satılıyordu vesaire. Yani 1045 doları benim çıkarmam lazımdı. Onun için arkadaşlar ben onları sattım. Toplamda 2000 küsür dolar etti yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu da benim ana paramı çıkardı ve üstüne kar oldu. Diğer sürüleri ben arkadaşlar uzun dönem tutmayı planlıyorum. Sürü de aynı şekilde arkadaşlar Aptos gibi Move diliyle yazılan, hatta şöyle bir söylenti var. Sioux ve Aptos'un mühendisleri, yazılımcıları arkadaşlar önceden 2018'den beri hatta Facebook'la beraber çalışıyorlarmış. Yani arkadaşlar bu takımlar tecrübeli ve zaten ikisi de bayağı bir yatırım çekti. Yanlış hatırlamıyorsam Sioux 350 milyon dolarlık yatırım çekmişti. Onun için arkadaşlar ileride iş yapabilme potansiyeli bayağı bir yüksek. Aptos ve Sioux'un hani bir sonraki Solana olma ihtimali gayet var. Zaten arkadaşlar Aptos'ta mesela NFT hype başlamıştı. Sioux'de de aynı şekilde birçok arkadaş ucuzdan alıp hemen mainnet launch olduktan sonra 2x 3x yapmışlar. Yani bu NFT'ler de arkadaşlar Sioux ve Aptos'a yarayabilir. Ve benim bir sonraki elimde tuttuğum ise Near Protocol. Bu da arkadaşlar bir Layer 1 projesi. Near açıkçası bayağı bir eski. Bakın arkadaşlar şurada en başa geldiğimde hani burada ta 2020'leri gösteriyor. Near'ı elimde tutmamın sebebi ise arkadaşlar üstünde birçok aplikasyon gayet kolay bir şekilde launch olabiliyor, çalışabiliyor. Ve arkadaşlar o kadar boğa geçti, ayı geçti. Hani adamlar çalışmalarını durdurmadılar. Zaten boğada da ben takip ediyordum. Hatta takımıyla da iletişime geçme şansım oldu. O yüzden arkadaşlar bir sonraki boğada bir patlama yapabilirler. Hani kesin olmamakla beraber. Bunun için elimde, nerede kalmıştık? Bunun için elimde bir miktarda Near tutuyorum. Ve bir sonraki Layer 1 projesi ise arkadaşlar Cosmos Atom. Bundan size daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Cosmos, yani Atom'un kullandığı bir teknoloji var. Bunun adı IBC. Bu teknolojiyle beraber arkadaşlar farklı blockchain'ler arası haberleşmeyi, bilgi transferini vesaire gayet kolaylaştırıyor. Onun için arkadaşlar bir düşünceye göre bunun Layer 0, Layer 1 olarak, yani Layer 1 ve Layer 0 olarak adlandırılabiliriz. Ve arkadaşlar dördüncü grup ise Layer 0, yani Layer 0 projeleri. Zaten arkadaşlar Cosmos'un Layer 0, Layer 0 yönünden bahsetmiştim. Bunların arasında arkadaşlar birincisi Starknet. Bu da Layer 0 olarak ortaya çıkan bir proje. Ancak arkadaşlar şu anda bunu markette bulamazsınız. Geçenlerde bir video hazırlamıştım. Starknet airdrop'una nasıl katılınır diye. Starknet'in arkadaşlar airdrop vermesi bekleniyor. Airdrop verdikten ve piyasaya çıktıktan sonra arkadaşlar bir miktar ben almayı düşünüyorum, tutmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar bu ağlar arasındaki etkileşim, haberleşme, bilgi transferleri, hatta ortaya çıkan aplikasyonların farklı ağlarda aynı anda optimize bir şekilde çalışması çok kolay bir şey değil. Çözülmesi gereken bir sorun. Hani bunu Starknet çözebilir. Bunun yanı sıra arkadaşlar öteki bir proje vardı. Size bahsetmiştim. Bunlar da büyük ihtimal airdrop verecek. Geçen videolarda bahsetmiştik. İsmi ise Layer 0. Zaten bir Layer 0 projesi, öyle değil mi? Şimdi sadece haberleşme ve bilgi aktarımı olarak değil, bahsettiğim gibi arkadaşlar aplikasyonların farklı ağlar üzerinde aynı anda çalışabilmesi için hani bu blockchain'ler bayağı bir önemli. Büyük bir sorunu çözüyorlar. İleride iş yapabilirler. Ve benim 5. grubum arkadaşlar borsa tokenleri. Bu borsa tokenlerinin önemini launch pool'da anladık. Yani geçen mesela Binance'de dedi ki eğer dedi benim launch pool'uma dedi BNB ya da TUSD stake ederseniz hani ben de size ödül olarak 2 gün içinde Sioux göndereceğim dedi. Yani arkadaşlar elimde olan BNB'leri ve USDT'leri TUSD'ye çevirerek ben de stake ettim. Hani toplamda 69 Sioux kazandım. Hani 69 Sioux şu anda satsanız arkadaşlar yaklaşık 100 dolar ediyor. Yani 2 günde ben sırf BNB tuttuğum için ya da köşede birazcık param olduğu için hani 100 dolar para kazandım. Hani havadan para. BNB sırf bu yüzden güzel arkadaşlar. Hani launch pool'ları oluyor. Launch pad'lerine katılabiliyorsunuz. Ön satışlarına vesaire. Onun haricinde arkadaşlar zaten Binance biliyorsunuz dünyanın en büyük borsalarından biri ve hızlı bir şekilde büyüyor. Onun için arkadaşlar BNB'ye benim kolay kolay bir şey olacağını zannetmiyorum. Zaten adamlar
kendi ağı var. Binance Smart Chain ve takır takır çalışıyor. Ve bir sonraki borsa tokeni ise arkadaşlar MX token. Bunun hakkında zaten geçenlerde bahsetmiştim sizden yüklü bir alım yaptığımı. Şu anda arkadaşlar fiyatı 2.52'lere geldi. Hemen şuraya bastım. 1.95'ten ben bayağı bir alım yaptım. Çünkü arkadaşlar MX'ye borsası dünyanın en az komisyonu sahip borsası. Hani yavaş yavaş insanlar işte Binance'den oradan buradan çıkıp MX'ye geliyorlar. Neden buraya geliyorlar? Çünkü arkadaşlar diğer borsalarda ödedikleri komisyonun atıyorum %10'unu ödüyorlar. %20'sini ödüyorlar. Hani buna böyle bakmayın arkadaşlar. Hani uzun vadeyi vurduğunuzda arada 1000 dolar 2000 dolar para alıyor. Siz niye 1000 dolara 2000 doları borsaya verirsiniz ki? Onları zengin edesiniz ki? Ve bunun üstüne arkadaşlar referans linkiyle kayıt olursanız ayrı bir avantajınız oluyor. Daha az komisyon ödüyorsunuz ve bizim VIP grubumuza girebiliyorsunuz. Zaten aşağı linklerini de bırakırım. İşte arkadaşlar borsanın böyle düşük komisyonla yürümesi ve sürekli aktiviteleri vesaire olması nedeniyle bir dahaki boğada arkadaşlar iş yapar gibime geliyor. Hani şu anda iyi ilerliyor. Ve benim 6. grubum ise arkadaşlar oyun tokenleri ve metaverse tokenleri. Bunlara da şöyle başlayayım. Hemen buraya tıkladım. Zaten birincisine size örnek vermiştim. Geçen altcoin videolarında Gala. Gala'yı arkadaşlar hani büyük bir oyun şirketinin tokeni olarak düşünebilirsiniz. Hem arkadaşlar insanların ürettiği oyunları kendi platformlarında yayınlıyorlar. Hem de arkadaşlar bunlar aynı zamanda geliştirici. Hani birçok kendi üzerinde çalıştıkları oyunlar var. Gala token de arkadaşlar bu ekosistemde kullanılan tokenler. Zaten arkadaşlar internet boom diye yaygınlaştı. Akıllı telefonlar boom diye yaygınlaştı. Kripto da aynı şekilde yaygınlaşıyor. Yani bu kriptoya dayalı oyunlar da eninde sonunda yaygınlaşacaktır. Ve bunların en büyüğü, en büyük şirket zaten Gala. Ve şöyle geçeyim arkadaşlar. Bir sonraki benim Metaverse tokenim ise Sandbox. Sandbox'ı biliyorsunuz arkadaşlar şu anın en büyük Metaverse'lerinden birisi. Her ne kadar Metaverse hype'ı geçse de hype'lar geliyorsunuz arkadaşlar. Hani bir gelir, bir gider, daha sonra birazcık yerlerde sürünür, daha sonra bir daha gelir. Zaten insanlar böyle para kazanıyor, öyle değil mi? Hani piyasa aşağıdayken adamlar yatırımlarını yapıyor, piyasa yukarıya geçince satıyor. Onun için arkadaşlar en büyük Metaverse dünyası vesaire olması sebebiyle ve Sandbox'ın içinde Sand token kullanılması sebebiyle ben elimde biraz da Sand tutuyorum, ancak çok fazla değil. Hani ondan daha fazla bir tuttuğum token var, o da arkadaşlar ApeCoin. ApeCoin de aynı şekilde bir Metaverse coin'i olarak adlandırabiliriz. Zaten arkadaşlar Yugo Labs'ı biliyorsunuz, Bored Ape Yacht Club'ı çıkardı, işte Mutant Ape Yacht Club'ı çıkardı, daha sonra CryptoPunk'ları bünyesine kattılar vesaire. Yani bu adamlar arkadaşlar NFT dünyasında, Metaverse dünyasında bayağı bir büyük. Bu ekosistemin tokeni ise arkadaşlar ApeCoin. Hani bunlar birazcık manyak arkadaşlar. Yani hani bir hype üretebiliyorlar. Çünkü adamlarda para var arkadaşlar. Bunların içinde çok balina var. Onun için arkadaşlar ApeCoin'de ileride bir şey yapabilir. Ancak bunun hakkında benim bir tane endişem var. Adamlar sürekli ApeCoin'i stake'e izin veriyorlar ve stake'deki ödülleri gayet fazla. Hani ben de bayağı bir ApeCoin var arkadaşlar. Hani bu belki yaklaşık bir senedir falan stake oluyor. Hani sürekli Ape kazanıyor. Bunu sadece ben değil, herkes yapıyor. Yani ApeCoin'de bir enflasyon sorunu var. Hani ileride ne olacak? Umarım iyi haberler gelir. Fiyatı yükselir. Ha, bu döneminde tabii illaki yükselecektir. Ve arkadaşlar benim 7. grubum ise ISO 222 uyumlu coin'ler. Zaten geçen videolarda size ISO 222 nedir vesaire bundan bahsetmiştim. Yani arkadaşlar gerçek hayattaki İşte para göndermeleri, para çekmeleri, işte finans işlemlerine vesaire entegre olmayı sağlıyor. Kısaca öyle düşünebilirsiniz. Hani bu coinler de bu sisteme uyumlu. Yani istenildiği zaman gerçek hayatla bir şekilde bütünleşebilir. Bunların içinde arkadaşlar en popüleri XRP, yani Ripple. Ancak arkadaşlar Ripple'ın biliyorsunuz bir davası var. Gerçi şu anda birkaç tane update oldu. Hani davayı kazanma ya da anlaşma yapma ihtimali vesaire var. Bu XRP'nin davası bir şekilde sonuçlandıktan sonra arkadaşlar ve bu ISO, biliyorsunuz ISO videosunda bahsetmiştim. Bu 222 konusu dünyadaki sistem 2023'ten 2025'e kadar arkadaşlar para gönderme, para çekme, finansal haberleşme olayı tamamen değişecek. Yani şu anda Swift vesaire kullanıyoruz ya. Hani onun için arkadaşlar bu ISO uygunluğu olan coinler ileride değerlenebilir. Eğer böyle bir haberler çıkarsa vesaire. Bundan arkadaşlar birincisi benim elimde tuttuğum Hıbar. XRP de var da hani ondan çok bahsetmiyorum. Dava bilmem ne muhabbetlerinde ben açıkçası birazcık kıl oldum. Onun için arkadaşlar elimde birazcık Hıbar var.
Sırf bu isok oyunu olma sebebiyle birazcık Quant var ve daha sonra Casper var. Casper'ın arkadaşlar ISO uyumlu olup olmadığı şu anda bilinilmiyor. Ancak arkadaşlar aynı işlevi görebileceği vesaire söyleniyor. Zaten arkadaşlar 3 aylık grafiğine baktığımızda hani görüyorsunuz fiyatı da bayağı bir yükselmiş. Daha sonra 8. grup ise AI tokenleri, yani yapay zeka destekli tokenler. Bunların arkadaşlar birincisi The Graph GRT token. Ancak arkadaşlar GRT tokenin yapay zeka ile ilişkisi var ya da yok deniyor. Hani onu ben şu anda tam detaylarını bilmiyorum. Sadece arkadaşlar benim işlevi hoşuma gitti. Bu işlevde ne diye soracaksanız, mesela Google arkadaşlar sürekli dizinliyor. Bilgileri dizinliyor. Graph da aynı şekilde arkadaşlar. Ethereum ve file içerisindeki bütün bilgileri hani bu yönden önemli olabilir. Elimde çok fazla olmamakla birlikte arkadaşlar, hani birazcık alım yapmıştım. Daha sonra arkadaşlar Fetch hani bir AI coin'i olarak bakabiliriz. Zaten bir ara arkadaşlar bayağı bir hype gelmişti. Yükselmişti bakın şuralarda. Şu anda arkadaşlar her ne kadar fiyatı biraz düşer gibi olsa da, eğer bu AI trendi, yani yapay zeka trendi devam ederse, hani bu yapay zeka coinleri ileride bayağı bir kazandırabilir. Ve benim 9. grubum, en son grup ise arkadaşlar meme coinler. Biliyorsunuz geçenlerde Pepe coin bayağı bir hype yaptı. Daha sonra biraz düşer gibi oldu, sonra bir daha vurdu. Hani insanlar kaldıraçlı girenler tabi %10 bin vesaire kar sağladı. Hani ben onlara riskli bakıyorum arkadaşlar. Niye derseniz binlerce shitcoin çıkıyor. Hani hangi birisini alacağız? Hangi birisine onar 20'şer dolar atacağız? Öyle değil mi? Onun için arkadaşlar ben sadece iki tane tutuyorum. Bunların birisi Dogecoin. Dogecoin olmasının sebebi ise arkadaşlar Elon Musk bildiğiniz gibi sürekli Dogecoin'i shilliyor. Hani Twitter'a bir de arkadaşlar eToro'yu kullanarak kripto alıp satma vesaire özelliği geliyor zaten. Hani burada insanların aklında şu var: acaba Dogecoin'in burada bir rolü olacak mı? Yani Twitter'ın işte kullandığı token olacak mı vesaire diye düşünülüyor. Hani o yüzden arkadaşlar ileride bir hype olabilir diye biraz, çok olmamakla beraber, biraz Dogecoin tutuyorum. İkinci sırada arkadaşlar Shiba Inu. Hani bunların da kendi ekosistemi gayet büyüyor. Shiba Inu artık açıkçası meme token olmaktan birazcık çıktı. Bu Shibarium'u vesaire kuruyorlar. Eminim ki siz de duymuşsunuzdur. Olabilir arkadaşlar ileride bir hype yapabilir diye elimde biraz daha Shiba var. Arkadaşlar bunlar 2023 senesinde benim hali hazırda elimde olan ya da elimde olmayan, piyasaya çıkmamış ancak piyasaya çıkınca cüzdanıma ekleme yapacağım coinlerdir. Videonun başında da dediğimiz gibi arkadaşlar halving yaklaşıyor. İşte Fed faiz artırmayı bırakıyor. Hani bu senenin sonunda belki faiz indirimine, yani pivota vesaire dönülecek. Boğanın yavaş yavaş geleceğini, hazırlandığını duyar gibiyiz. Ancak arkadaşlar mega boğadan bahsetmiyoruz tabii ki. Hani düşüşlerin bitip yükseliş trendine oturmaktan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu videoda ya da bu kanalda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı kendi hür iradeniz ya da bir danışman vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ve videoya like verip aşağı küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.